27 Şubat İdlib saldırısında şu ana dek açıklanan rakamlara göre 36 Mehmetçik şehadet şerbetini içti. Bakalım konu hakkında halkımız ne düşünüyor? Mehmetçik'in İdlib'de yaşadığı saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanı yerde kalmaz. Çok üzüldük. Çok üzüldük biz. Onlar da evlatlarımız. Aynı bize yapılmış kimin bir şey, olay. İnşallah şeyini alırız, özünü alırız onların. Peki askerimize bir mesajınız var mı? Tabii. Sağlıklı, sıhhatli olsunlar. Hepsinin arkasındayız. Bu kadar. İdlib'de yaşanan saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında söylenecek çok şey var. Kahpece bir saldırıydı. Türk askeri orada mazlumlar için, bütün Müslümanlar için İdlib'deydi. Üzücü bir durum. Allah bir daha bu devletin başına, milletin başına öyle saldırılar vermesin. Mehmetçik'in İdlib'de uğradığı saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok üzgünüz. Evlatlarımız, canımız yandı. Ne diyebilirim ki? Bakın bittiği yer yani. Vallahi İdlib'le alakalı çok şey, güzel şeyler düşünüyorum. Kesinlikle orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz orada olmazsak yarın onlar bizim burada olacaklar, bizim bölgemizde olacaklar ve biz daha çok kayıplar yaşayacağız. Ölen askerlerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. İdlib'de yaşanan saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya milletimizin başı sağ olsun. İki gündür hani yediğim yemekten, uyuduğum uykudan utanıyorum açıkçası. Dediğim gibi şehit olanlardan biri Bingöllü'ydü. Hani mesele herhangi birini tanıyor olmak değil, hepsi bizim askerlerimiz çünkü. Bilmiyorum, milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçik'in İdlib'de uğradığı saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani elbette başarılı olacağız inşallah. Bizim inancımız belli zaten. Ayet-i Kerime'de de buyurulduğu gibi İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İllaki toprağa gideceğiz. Ama yani bu bir şekilde savaş vererek bir şekilde herkes bir şekilde ölecek ama biz inancımız doğrultusunda Allah yolunda ölmek isteriz tabii ki. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir ancak siz bilemezsiniz. Onlar şehitler. Onlar biz biliyoruz. Onlar ölmediler. Onlar Allah yolunda öldürdüler. Onlar şehitler. Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde İslam devletlerinde, Türk İslam devletlerinde Haçlı ordularının içimizde dışımızda işbirlikçileri var. Başta içimizdeki işbirlikçilerine bu ülkede Büyük Millet Meclisi'nde kamuda esnaf olarak bu hakkı tanımamak lazım. Bunları seçmek lazım. Ayrıntılı şekilde ayırmak lazım. İhanet edenleri işbirlikçi oldukları ülkelere gönderip oranın vatandaşı olmaları için yurt dışı yapmak lazım. Bunu yapmadığımız takdirde Allah göstermesin, Selçuklu İmparatorluğu'nun, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğine biz zemin hazırlamış oluruz. Onun için en başta ben Recep Tayyip Erdoğan'a ümmetin sesi olarak, ümmetin sesi olarak yine Devlet Bahçeli'ye, Muhammed ordumuza, Muhammed polisimize, Muhammed mitimize, Muhammed ümmetine Cenab-ı Allah güç kuvvet versin. Bunlara karşı olanlarda da Cenab-ı Allah ıslah etsin, ıslah olmayanları kahru perişan eylesin. Türk milleti de İslam ordusudur. Yani Esakiri Muhammediye asıl ismi odur. Peygamber Efendimizin ordusu olduğu için, onlar da peygamber düşmanı olduğu için istemiyorlar. Dolayısıyla Rus ve Amerika bu işin işine karışıyor. Küfürde bir millet olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününü yok etmek ve yıkmak için bu planı hazırlamışlar. Bunu yapıyorlar. Aslında bizim gördüğümüz kadar değil bu. Bunun derin bir şeyi var. Yani bizim gördüğümüz kutuplardaki denizin üstündeki buz dağlarını görebiliyoruz. Fakat o denizin altında, okyanus dibindeki buzun devamı var. Bunları biraz tahlil etmek ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Şu anda Amerika bize ne yapıyor? İşte yardım ediyoruz, şusu busu. Amerika aynen hiç fark etmez. Rus gibi düşmanımızdır. Rusya da düşmanımızdır. Esad da düşmanımızdır. Avrupa da düşmanımızdır.
Dualarımız zaten askerimizde. Bütün yani bu 36 tane şehitimiz sadece şehitlerin evine değil, ümmetin Müslüman evine düştü. Hepimizin ciğerini yaktı. Allah onların belasını versin. Yiyeceklerim var ama dualarımız bütün ordumuzla beraber. Bu saldırı bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Müslümanlara yapılmış bir saldırıdır. Bunun cevabı verilmelidir ve verilmektedir. Allah'ım ordumuzu muzaffer etsin. Bütün İslam alemini muzaffer etsin. Reisi Cumhurumuzu Cenab-ı Allah bütün kötülüklerden korusun. Bütün müminlere Cenab-ı Allah'ım yardım etsin. Bu eninde sonunda böyle şeyler gidecektir. Allah'ı muvaffak edecektir en sonunda. Zafer inananlarla beraberdir. İnandıkça imanımız arttıkça gücümüz de artacaktır. Ve böylece Müslümanlar tekrar eski hüviyetine kavuşacaktır. Vallahi duyduk sabaha kadar duyamadık. Yani ağladım desem yeridir yani. Gerçekten çok üzüldük. Yani askerimizin orada öyle olması bizi çok üzdü. Özellikle zaten Bayburt en çok o konularda hassas. Çok hassasız. Ama inşallah bir daha olmaz. İnşallah da yani bilmiyorum da biz bu göçmenlerden de biraz rahatsızız. İnşallah bu göçmenler de açmışlar kapıları Sayın Cumhurbaşkanımız. Gitsinler. İnşallah da bir daha şehit gelmez. Çok üzgünüz. Bayburt olarak çok üzgünüz. Öncelikle bu durum bizi ve halkımızı çok üzdü. Mehmetçiğimiz çok büyük bir saldırının kurbanı oldu. Bu durumda çok üzgünüz fakat üzgünlüğümüz yeterince yaşadığımızı düşünmüyorum. Çünkü tabii ki de hayatımıza devam edeceğiz ama bu kadar çabuk olmamalı bence. Askerimize Yüce Mevlam güç kuvvet versin. Allah'a emanetler. Sabaha kadar uyuyamadık. Yani ağladım desem yeridir yani. Gerçekten çok üzüldük. Yani askerimizin orada öyle olması bizi çok üzdü. Özellikle zaten Bayburt en çok o konularda hassas. Çok hassasız. Ama inşallah bir daha olmaz. İnşallah da yani bilmiyorum da biz bu göçmenlerden de biraz rahatsızız. İnşallah bu göçmenler de açmışlar kapıları Sayın Cumhurbaşkanımız. Gitsinler. İnşallah da bir daha şehit gelmez. Çok üzgünüz. Mehmetçiğin İdlib'de yaşadığı saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle saldırıda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Rabbim rahmet eylesin. Şehadetlerini kabul eylesin inşallah. Neticede biz yeni askerimiz ölmüyor. Biz 50 yaşındayız, kalktık. Bütün terör örgütlerinin uzantıları bu memlekette hiç eksik olmadı. Ben kalktım, askerimiz ölüyor, halen daha ölmeye devam ediyor. Çünkü bu ülkenin başında her zaman bir çorap örülür. Bu ülke hür bir şekilde, özgür bir şekilde kendi başına hiçbir zaman bırakılmamıştır bu coğrafyada. Bırakıldığı zaman ne olur? Osmanlı olur ki bütün Yahudi ve Hristiyanların istemediği bir dünya meydana gelir. Biz daha önce yakın zamanda Gabar'da, Şırnak'ta, Cizre'de askerimizi şehit verenleri, Türk askeri ordumuz, güvenlik güçlerimiz onları İdlib'e kadar görülen o oraya kadar götürdüler. Şimdi oradalar. Yani hepimiz iyi biliyoruz ki onlar oraya sürüldükten sonra şu anda Türkiye'nin hiçbir tarafında mantar tabancası dahi patlamıyor. Demek ki bu olayların altında yatan aynı güçlerdi. Şu anda İdlib'de karşımızda olan bu saldırıyı düzenleyenler aynen Şırnak'ta, Cizre'de aynı olayları bizim milletimin ve Mehmetçiğimizin başında bu çorapları örüyorlardı. Onlar öldüler de ne oldu? Rabbim şehadetini kabul etsin. Bizim milletimizin, Türk milletinin her bir ferdi bir askerdir. Şehitlik için bir adaydır. Onun için onlar ölür. Diyorlar ya şu anda paylaşıyorlar. Biz bir ölür, bin diriliriz Allah'ın izniyle. Rabbim onların şehadetlerini kabul etsin. Bu bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Vatan bölünmeyecek. Bu milletin hepsi bir askerdir. Orada askerlerimize de Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Biz özellikle Kandil'de Kandil gecesi olması, onların şehadetlerinin ikiye katlanması, elhamdülillah biz ondan da ayrı bir övünç duyuyoruz. Belki onlar orada şehadet şerbeti içenler, belki bizim camide kutladığımız, yad ettiğimiz Regaib Kandil'i belki de yad ediyorlardı. Ben ona da çok inanıyorum, onu düşünüyorum. O kadar toplu asker bir yerde olduğuna göre. Ayrıca devletler, millet birbirlerine hep İslam dini kardeşliği, işte kardeşlik için birbirlerini sevmezler. Devletlerin birbirleriyle olan dostlukları menfaat dostluğudur. Ve neticede Rusya'nın menfaatine gelmeyen, dostumuz diye sokakta gezen Moskov,
orada oyununu yine yapmıştır. Tarihte yaptıkları gibi. Ama biz her ne kadar olursa olsun Allah'ın izniyle biz çalışacağız, üreteceğiz, güçleneceğiz. Çünkü kafir güçten anlıyor. Dua, ondan sonra da en sonunda dua edeceğiz inşallah. Rabbim Mehmetçiğimize, devletimize, milletimize zeval vermesin, kolaylıklar ihsan eylesin. Bize düşen vatandaşlık görevi şudur. Devletimiz ve milletimiz böyle bir şeye karar almışsa, bir yürüyüşe çıkmışsa, sınır ötesinde, sınır içerisinde, bütün milletimize bu şu düşer. Allah yardımcınız olsun. Herkes elinden geldiğince, maddi yardım isteniyorsa maddi yardım, dua yardımı isteniyorsa dua yardım, manevi yardım isteniyorsa manevi yardımla biz devletimizin her zaman yanında ve yanında yer almak zorundayız. Devletin başında Enis olur, Ahmet olur, Mehmet olur, kim olursa olsun. Bizim askerimiz ilk defa Türkiye sınırları dışına çıkmıyor ha. Daha önce de nice Türkiye sınırlarının dışına askerimiz çıktı ve orada yine şehitler verdik biz. Ha, kim için verdik? Yine aynen bu milleti temsil için. O gün çıkaranları biz idam etmediğimiz gibi bugün çıkaranlar da kim çıkarmışsa bu emri vermişseler biz millet olarak onların yanındayız. Rabbim yardımcıları olsun. Bilsinler ki bu millet onların arkasında. Mehmetçiğe yapılan saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Mehmetçiğe yapılan saldırı hakkında kınıyoruz. Çünkü sebebimiz şu, şu an 36 tane şehitimiz olduğu için Allah ailesine acı şifalar versin. Yaralılarda Allah'tan yardım diliyoruz. Valla Bayburt adına da kınıyoruz. Ama sadece söyleyeceklerim bu kadar. Askerimize bir mesajınız var mı? Ya onlar iyi ki var. Şu an bu sokakta bile rahatça dolaşabiliyorsak ya onlara borçluyuz bunu. Ya ailelerine de başsağlığı diliyorum, milletimizin başsağlığı olsun. Umarım tekrar olmaz. Peki askerimize bir mesajınız var mı? Var. Onbaşı İbrahim Hakkı Siyer Bayburt, emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Peki askerimize bir mesajınız var mı? Rabbime emanet ediyorum. Baştakilere söylüyorum. Baştakiler. Acaba çocuklarını oraya gönderebilirler miydi? Suriyelileri memleketimize alıp elini kolunu sallayarak gezdirdiği ve de Mehmetçiğimizi onların eteğine attığı bir durum bu yani. İçimiz yanıyor. Ne diyeyim? Ağlarım şimdi yani. Askerimiz hiçbir zaman morallerini bozmasınlar. Peygamberlerden sonra şehitler ikinci sıradadır. Annelerine, babalarına sabır diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bundan sonra böyle saldırılar olmaz. Böyle bir saldırı olduğu zaman da karşılığı direkt verilmelidir. Karşımızdaki düşmanın kim olduğuna bakmadan onlara cevap verilmelidir. Cenab-ı Allah muvaffak eder inşallah. Allah doğru kimselerle beraberdir. Askerimize her zaman yanındayız, her zaman destekliyoruz ve var olan gücümüzle onlarla beraberiz. Peki askerimize bir mesajınız var mı? Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun, her şey gönüllerince olsun, her zaman arkasındayız askerimizin. Askerlerimiz şunu bilsin ki bedenen yanlarında değiliz ama ruhen ve duayen yanlarındayız, dua ediyoruz onlara. Çağırırsalar askere gitmeye de seve seve hazırız. Maddi yardımsa maddi yardım. Manevi yardımsa manevi yardım. Onlar Kandil gecesinde şehit düştüler. Onlara sakın ölü demeyelim. Onlar ölü değildirler. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Onlara sakın ölü demeyin. Onlar şehittirler. Onlar Allah yolunda, cihat yolunda şehit olmuşlardır. Bunun için onlar orada dik dursunlar. Onlar orada hüzünlenmesinler. Ne kadar bunu söylesek de hani sonuçta arkadaşları şehit düşüyor. Psikolojileri illaki bozulacak. Onlara buradan tek bir sözümüz var. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece hiçbir güç, hiçbir devlet Türklere hiçbir zaman eziyet edemeyecektir. Hiçbir zaman Türk'ün başını eğemeyecektir. Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcılar olsun. Allah tırnaklarına bile bir zarar gelmesin. Allah yollarını açık etsin. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Onlar bizim canımız. Onlar bizim her şeyimiz. Allah onları muhafaza eylesin. Allah görün görünmez gazadan beladan muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcıları yar ve yardımcımız olsun. Peki askerimize bir mesajınız var mı? Askerimiz her zaman olduğu gibi bu seferde başarılı olacaktır. Bizim buradayken yapmamız gereken dua etmektir. İnşallah dua ediyoruz biz yani başarılı olmaları için.